Kanal 25 ekranlarından hepinize merhaba sevgili seyirciler. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Evet, bugün 10 Şubat 7 Haziran genel seçimleri öncesi bürokratların istifa etmelerinin son günüydü bugün sevgili seyirciler. Doğal olarak gözler de istifa edecek olan bürokratlara çevrilmişti. Evet, 25. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İlimizi temsil edecek olan adaylar kimler olacak? Tabii bu konuda genel merkez, parti genel merkezleri hummalı bir çalışma sergileyecekler. Peki acaba şu ana kadar istifa eden bürokratlar kimler? Sevgili izleyiciler, ilginç isimler var. Evet, bugün sabah saatlerinde ilk olarak İl Müftüsü Hasan Çınar istifa ettiğini açıkladı görevinden ve AK Parti'den Kars Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hikmet Koçak ismi uzun zamandan beri kulislerde dolaşıyordu. Evet, Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hikmet Koçak da 25. dönem AK Parti'den milletvekili aday adayı olarak rektörlük görevinden istifa etti. Büyükşehir Belediyesi'nde Kültür İşleri Daire Başkanı Mehmet Emin Öz, o da istifa ederek AK Parti'den milletvekili, Erzurum milletvekili aday adayı oldu sevgili izleyiciler. Hikmet Eren, Ankara'da bürokrat, Eko Avrasya başkanı aynı zamanda yine AK Parti'den Erzurum milletvekili aday adayı. Profesör Doktor Nihat Temel, öğretim üyesi Marmara İlahiyat Fakültesi'nde sevgili izleyiciler. Celalettin Çetin Kaya, iş adamı ve ETSO yönetim kurulu üyesi Celalettin Çetin Kaya, bir önceki dönemde de yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Erzurum milletvekili aday adayı olmuştu. Ahmet Küçükler, Büyükşehir eski belediye başkanı sevgili seyirciler, o da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Erzurum milletvekili aday adayı. Murat Kılıç, eski il başkanı AK Parti'nin, o da 25. dönem milletvekili aday adayı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Avukat Abdurrahim Fırat yine AK Parti'den milletvekili adayı. Metin Yavuz Gültekin, bürokrat, yine Erzurum milletvekili adayı. Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl sevgili izleyiciler, öğretim üyesi, uzman, ekonomi uzmanı aynı zamanda, o da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Erzurum milletvekili adayı. Vesim Yılmaz, bürokrat, Yalova İl Genel Sekreter Yardımcısı. Latif Deniz, bürokrat. Işıl Bedirhanoğlu, eğitimci. Ali Mete, mali müşavir. Burhanettin Yeşilyurt, yine eğitimci. İki bayan var. Dadaş Kızı lakabıyla tanınan eğitimci, yazar, şair Zekiye Çomaklı da yine milletvekili aday adayı ve son bayan adaysa yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kurucu kadın kolları başkanlığı görevini yapan, son olarak da yine yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Nimet Aydemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili aday adayı. Tabii aslında çok isim var sevgili seyirciler. Diğer siyasi partilerde de hummalı çalışmalar var ama yarından itibaren bu isimleri daha sıkça ekrana getireceğiz, sizleri bilgilendireceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde zaten yarın müracaatlar başlıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 12 Şubat'tan itibaren başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde belirsizlik halen daha devam ediyor. Diğer siyasi partilerde Saadet Partisi, Merkez Parti, Büyük Birlik Partisi, henüz bunlarda bir ses yok ama Merkez Parti'de de yeni il başkanı Murat Köroğlu'nun koltuğa oturmasıyla birlikte hareketlilik de baş gösterdi ve kulislerde de değişik isimler dolaşıyor. Evet, siyasette atmosfer böyle. Tabii gözler sevgili seyirciler müracaatlara çevrildi. Acaba kimler müracaat edecek, kimler etmeyecek? Görünen o ki önümüzdeki günlerde daha çok çok isimler ortaya çıkacak. Dolayısıyla da isimler de birbirini kovalamaya başlayacak. Evet, listemizin ilk sırasında Hasan Çınar vardı. Erzurum İl Müftüsü. Sevgili izleyiciler, bugün basın kuruluşlarına bir telefon geldi. Evet, bir lokantada saat 14.30'da İl Müftüsü'nün basın toplantısı yapılacağı açıklandı. Tabii gazeteciler yemekli bir toplantı bekliyorlardı. Ancak
Toplantı yerine gittiklerinde hiç de ummadıkları bir tabloyla karşılaştılar. Erzurum İl Müftüsü Hasan Çınar 7 Haziran genel seçimleri öncesi görevinden istifa ederek AK Parti'den Kars Milletvekili adayı olduğunu açıkladı. Bir lokantada yemekli basın toplantısı adı altında basına davetiyelerin gönderilmesinin ardından lokantada basın mensuplarına sadece tatlı ısmarlanması dikkat çekti. İl Müftülüğü görevinden istifası sonrası basının karşısına çıkan Hasan Çınar, 10 Şubat 2015 itibariyle 25. dönem aday olmak üzere görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Erzurum'da görev yaptığım süre boyunca 11 projeyi 20 ilçede görev arkadaşlarımla birlikte uygulamaya koyduk. Kars'ta doğdum, oraya da vefa borcum var. Serhat Kars şehrimize hizmet etmek için karar verdim dedi. Bugün itibariyle 10 Şubat 2015 25. dönem aday olmak üzere, Kars'tan aday olmak üzere görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Benim Karslı olduğumu zaten biliyordunuz, hepiniz biliyordunuz. Kars'ın İslamsor köyü hemen Kars'a yakın, yeni ismi Aydın alan, Kars merkezde Yusuf Paşa Mahallesi'nde orada büyüdüm. Babam orada hocaydı. Kendim ilkokulu ve İmam Hatip'i Kars'ta okudum. İslam ilimleri Erzurum'da geldim okudum. Erzurum'a bir vefa borcum vardı. Hamdolsun büyüklerimiz uygun gördüler ve 1,5 yıl boyunca sizlerle beraber koşuşturduk malumlarınız. Elhamdülillah 11 proje Erzurum'da uygulamaya koydum ekibimle beraber, 20 ilçemle beraber. Erzurum Dadaşlar şehrine helal olsun. Ama dediğim gibi Karslıyım. Kars'ta doğdum, büyüdüm. Oraya da bir vefa borcum var. Hiç ihmal etmedim. Devamlı ta 80'li yıllardan beri, 80'de işte üniversite için çıktım. Ondan sonra da devamlı Kars'a gittim. Oradaki halkımızla beraber oldum. Ve bu dönem Serhat Kars şehrimize hizmet etmeye karar verdim. Rabbim nasip etsin inşallah. Evet, yemek yerine sadece tatlı, basın mensuplarını tabii biraz olsun şaşkına çevirdi sevgili izleyiciler. Ve Turgut Turhan, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen'in baş danışmanı. İnsanlarla ilişkileri, sorun çözme noktasındaki gayretleriyle takdir toplayan bir isim Turgut Turhan. Tam 25 yıldır bürokrat sevgili izleyiciler, Erzurumlu. Ve aynı zamanda da Turgut Turhan, insanlarla iletişim konusunda da özverili bir isim. İşte Turgut Turhan bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in baş danışmanlığı görevinden istifa ederek 7 Haziran genel seçimleri öncesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Erzurum Milletvekili adayı oldu. Erzurum'un tanınmış bürokratlarından Turgut Turhan aynı zamanda ekonomi bilimi uzmanı. 25 yıldır devletin değişik kurumlarında bürokratlık yapan ve son olarak da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in baş danışmanlığı görevini yürüten Turgut Turhan, bugün istifasını vererek AK Parti'den Erzurum Milletvekili adayı oldu. Görev yaptığı memuriyetlik ve danışmanlık görevlerinden insanlarla ilişkilerini üst seviyede tutan ve örnek kişiliğiyle takdir toplayan Turgut Turhan, Erzurum'un gelişmesi ve kalkınması için ben de bu hizmete ortak olmak üzere aday oldum. Koltuk sevdası değil, hizmet sevdası ile bu yola çıktık. Halkın sorunlarını çözme noktasında yetki verilmesi durumunda elimden geleni yapacağımı net olarak ifade ediyorum. Çıktığım bu yolda bana destek veren herkese teşekkür ediyorum dedi. Haziran genel seçimlerinde yine iktidar olmayı hedefleyen AK Parti Erzurum İl Teşkilatı'nda hummalı bir çalışma yaşanıyor. Genel seçimler için kolları sıvayan AK Parti Erzurum İl Teşkilatı hummalı bir çalışmaya girdi. Milletvekilliğine aday olacak olan bürokratların bugün istifalarını vermesinin ardından gözler yarına çevrildi. Çünkü AK Parti'de adaylığı müracaatları yarın başlıyor.
Bu arada Erzurum İl Başkanlığı cep telefonlarına birer mesaj göndererek aday adaylarının müracaatlarını Erzurum İl Başkanlığı'na yapmalarını istedi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sedat Özaras müracaatların yarın başlayacağını ve 20 Şubat'ta sona ereceğini belirtti. Aday adaylığı için müracaat etmeyi düşünen arkadaşlarımız başvurup bilgi alıyor. Biz bu bilgilerden yoğun bir adayı müracaat olacağını tahmin ediyoruz. Ancak bu adaylıklar resmi olarak yapılmadıkça bir sayı vermemiz söz konusu değil. Yine edindiğimiz izlenimlere göre bu seçimde de AK Parti'ye rekor sayıda bir başvuru yapılacağı anlaşılıyor. Bu şekilde gerek bürokrasiden ayrılan arkadaşların gerekse bürokrasi haricinde serbest olarak çalışan arkadaşların AK Parti'ye yoğun şekilde müracaat etmesi bizleri mutlu ediyor ve gururlandırıyor. İki açıdan mutlu oluyoruz. Birincisi siyasetin çözüm odağı olarak görülmesi, AK Parti'nin bugüne kadar yürüttüğü siyasette saygınlık kazandırma ve siyaseti bütün sorunların çözüm noktası haline getirme çabasının amacına ulaşmasından dolayı mutlu oluyoruz. Diğer taraftan da AK Parti'ye yoğun şekilde müracaat yapılması AK Parti'nin yeni kurulmuş bir parti heyecanıyla insanların ilgisini çekmesi tabii ki bizleri AK Partili olarak mutlu ediyor. Sayın seyirciler, değişen dünya ve Erzurum'un yeni fırsatları ekonomik istişare forumunda konuşan Vali Ahmet Altıparmak önemli tespitlerde bulundu. Değişen dünya ve Erzurum'un yeni fırsatları ekonomik istişare forumunda konuşan Vali Ahmet Altıparmak, ağlama seanslarında artık kurtulduk, şimdi artık geleceğe bakma zamanı dedi. Erzurum'da olumsuzlukların ön plana çıkarılarak ekonomik tablolar sergilenmesiyle oluşan karamsarlık duygu ve olgusuna atıfta bulunan Altıparmak, ekonomideki kelebek etkisi yasasına değinerek farklı alanlarda farklı düşünceler gelişir ve hiç ummadığınız bir şekilde kelebek etkisi yaparak burada gerçekleşir mi imkanı yakalayabiliriz vurgusunu yaptı. Altıparmak, asıl olan şey bugün bizim söyleyeceğimizden ziyade sizin şehrimiz için ne düşündüğünüzdür diye konuşan Vali Altıparmak, bu valinin, belediye başkanının, bu bakanın görevidir diye düşünmeyin. Bu hepimizin görevi. Sizin desteğiniz olmadan inanın hiç kimse bu görevi yerine getiremez dedi. Erzurum'da hemşire eşi KC'yi para vermediği gerekçesiyle saçından sürükleyerek tokatlayan SC, Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay geçen yıl 28 Haziran günü Merkez Palandöken ilçesi Hacı Ahmet Baba Mahallesi 45. sokakta meydana geldi. İşsiz koca SC, eşi KC'den para isteyince aralarında tartışma çıktı. SC para vermemesini sinirlendi eşine, hakaret ederek yatak odasından saçlarından sürükleyerek oturma odasına kadar getirdi. Eşini tokatlayan SC hakkında şikayet üzerine 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İşsiz olan kocasının kendisinden sürekli para istediğini anlatan KC, eşim çalışmadığı için sürekli benden para istiyordu. Bu yüzden aramızda geçimsizlik vardı. Olay günü yine para istedi. Olmadığını söyleyince bana hakaret etti. Ben de bunun üzerine yatak odasına geçip yattım. Odaya gelip ısrarla para isteyip saçlarımdan sürükleyerek oturma odasına götürdü. Burada beni tokatladı dedi. Suçlamaları kabul eden SC ise olay günü eşinin ablasına gitmesine izin vermediği için tartışma çıktığını, kendisine hakaret edince 3-4 kez tokat attığını söyledi. Mahkeme tutuksuz yargılanan SC'yi kasten yaralama suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Büyükşehir Belediyesi Erzurum şehir merkezinde ve kırsalda aralıklarla devam eden yoğun kar yağışının ulaşımı ve günlük hayatı olumsuz etkilenmemesi için 3 vardiya 24 saat esasına göre kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum şehir merkezi ve ilçelerinde sürdürülen kar temizleme çalışmalarının gece gündüz aralıksız yürütüldüğünü belirten Büyükşehir Belediyesi yetkileri, kar yağışının başlamasıyla birlikte şehir merkezinde ve ilçelerde farklı noktalarda yerlerini alan karla mücadele ekiplerinin yaklaşık 300 kişilik bir ekip ve 70 iş makinesiyle gece gündüz yolları açık tutmak için çalıştıklarını vurguladılar. Aralıksız devam eden kar yağışı dolayısıyla trafiğin aksamaması ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla yollarda ve kaldırımlarda kar küreme, buzlanmayı önleme, tuzlama ve solüsyon çalışması yapan ekiplerin ana arterlerde sorun yaşanmaması için tuz ve solüsyon kullandıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkileri, ekiplerin meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirttiler. Acil müdahale ekiplerinin yanı sıra Fen İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin de şehir merkezindeki kaldırımlarda kar temizleme ve buzlanmayı önleme çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Büyükşehir Belediyesi yetkileri, halkı yoğun kış şartlarının yaşandığı dönemde toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri, saçak altlarından yürümemeleri, araçların saçak altlarına park etmemeleri konusunu uyararak kış şartlarında olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın Alo 153 çağrı merkezimiz aramaları halinde derhal ekiplerimiz yönlendirilmektedir dediler. Evet, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri kar çalışmasını yaptıklarını belirtiyor ama özellikle Güney ilçelerinden Büyükşehir Belediyesi'ne tepki var sevgili izleyiciler. Öyle ki Güney ilçelerindeki belediye başkanları Büyükşehir Belediyesi'nin kar temizleme çalışmalarında yetersiz kaldığını öne sürüyorlar. Hal böyle olunca da tepkiler de artıyor. Erzurum il merkezinde kar temizlik çalışmasında Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetersiz kaldı. Ana caddelerin temizlenmesine ağırlık veren belediye ara sokak ve caddeleri ise unuttu. Ara sokaklar vatandaşların kar küremesiyle temizlenirken oluşan balçık sokak ve kaldırımları yürünmez hale getirdi. İlçelerdeki durum il merkezinden farklı değil. Tekman Belediye Başkanı Ali Said Fırat, ilçelerine bağlı 114 köy ve mezra yolunun kar ve tipi nedeniyle kapalı olduğunu söyledi. Fırat, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki köy ve mezra yollarının açılmamasını skandal olarak nitelendirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede hurdaya çıkmış 3 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yapmaya çalıştığını, ancak bunların da sürekli arıza verdiğini dikkat çekerek, İş makineleri çok yağış olduğu için sürekli arıza veriyor. 114 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle kapalı. AK Partili Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede köy ve yollarını açmada sınıfta kalmıştır dedi. Karayazı Belediye Başkanı Mehmet Sait Karaban ise ilçelerindeki 114 yerleşim biriminin kar nedeniyle yolların kapalı olduğunu, Büyükşehir Belediyesi'nin köy ve mezra yollarını açmada acziyet ve yetersizlik içerisinde olduğuna dikkat çekti. Karabakan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi kar temizlik çalışmasında bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Vatandaşlar kızaklarla yürüyerek ilçelere ulaşmaya çalışıyor. 21. yüzyıl Türkiye'sinde kardan yollar kapanıyor. Büyükşehir Belediyesi ise bu işler acısı durumu sadece izlemekle yetiniyor iddiasında bulundu. Spor Toto 3. Lig 3. grupta şampiyonluk mücadelesi veren ve dün deplasmanda Balçova Yaşamspor'u son dakika golüyle 2-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da sevinç hakim. Spor Toto 3. Lig 3. grupta sezonun ikinci yarısını iyi başlamayan ve zirveden uzaklaşan Erzurumspor, deplasmana Balçova Yaşamspor'u 2-1 yenerek puanını 30'a çıkardı. Grup sıralamasında 6.'lığa yükselen Mavi Beyaz ekibin lider Sakaryaspor ile olan puan farkı 8'de kalırken zirvedeki diğer 5 takım ile olan puan farkı ise azaldı. Erzurumspor, Balçova ve Yaşanspor galibiyetiyle playoff sürecinde önemli bir avantaj yakaladı. Grupta 2. sıradaki Ankara Demirspor ve 3. Anadolu Üsküdar 1908 ile puan farkı 4 olan ekip Beylerbeyispor ile olan puan farkını 2'ye de tutarken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ile olan puan farkını 2'ye indirdi. Teknik direktör Turhan Özyazanlar alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek zor bir müsabaka oynadık. Oyuncularım 90 dakika boyunca oyundan hiç kopmadı. Kötü zemine rağmen yine de istediğimizi aldık diye düşünüyorum. Artık bu maçı unutup önümüze bakmamız lazım. Kalan maçlar bizim açımızdan çok önemli. Oyuncularım da bu bilinçle hareket ediyor dedi. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında, yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gece diliyorum. Hoşça kalın.